İşsiz birey sayısının her geçen yıl arttığı ülkemizde istihdam oranı düşmeye devam ediyor. Edirneli vatandaşa Edirne'deki iş imkanlarını yeterli bulup bulmadığını, işsizliği önlemek adına hangi önerilerde bulunacaklarını sorduk. Edirne'de şu an iş yok ki. 3-4 tane fabrika var. Hani iş imkanı yok. Biz gençler olarak hani bunda sıkıntılıyız. Bence Edirne'de iş imkanı yoktur. Fabrika yok, gelişim yok. Tarımcılık ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama insanların bir an önce fabrikaya yahut da tarım alanında bir şeyler yapması lazım. Onun için Edirne Belediye Başkanı en büyük bir destek çıkıyor burada. Onlar da yatırımcıları buraya getirmeleri lazım. Burası aslında çok güzel bir yatırım şehri. İşte Yunan'ı, Bulgar'ına dayanır bir şey olursa daha güzel bir şey çıkar. Vallahi Edirne'de iş imkanı yok. Şimdi şey olarak burada zaten fabrika yok. 3-4 tane fabrika varsa o da mevsimdeki işçileri çıkarıyorlar. Yani pek iş imkanı yok gibi. Çoğu yer saatleri fazla, çalışma saatleri fazla oluyor. Ücreti fazla olmuyor yani, az oluyor. Çalışma imkanı bence hiç yok gibi. Özellikle yaz ayında. Gençlere daha çok öncelik verilmesi gerekiyor bence. Edirne'deki iş imkanları çok kötü. Yani hatta yok denebilecek kadar az. Bir kere organize sanayi olmaması Edirne için çok büyük bir kayıp. Yani olan işler de belli. Tezgahtarlık, garsonluk. Onun dışında Edirne'de bir iş yok yani. İş imkanlarını yani dediğim gibi organize mutlaka olmalı bence. Organize sanayi olmalı. Çorlu çok yakın bir yer baktığınız zaman. Çorlu'da yüzlerce hatta binlerce fabrika var. Birkaç tanesi burada olmuş olsa Edirne kesinlikle değişir. Zaten nüfus olarak çok kalabalık değil. Yani buraya birkaç tane büyük fabrika Edirne'yi düzeltebilir diye düşünüyorum. Ben hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten çok küçük bir şey. Yani buraların içerisinde de yani part time bile çok fazla kriter istiyorlar. Yani ben bunu doğru bulmuyorum ve kesinlikle sadece Edirne değil hiçbir yerde her yere korku döndürdüğünü düşünüyorum.